Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki ayette işte müminlere en samimi olaraktan Hristiyanları ve müminleri bulacaksın, kafirleri ise azılı düşmanları Yahudileri bulacaksın dedi ya. İşte şimdi diyor ki ve izâ semû, o keşiler ve rahipler, o Hristiyanların din adamları, işte inanan, Allah'a inanan kimseler var ya, evet, semû işittiler. Ma unzile ile rasul, peygambere indirileni can kulağıyla dinleler. Öğrenmeye çalışırlar efendim. Tera görürsün eyyunuhum, işte onları o Kur'an'ı dinlerken tefiyuzu akar minnet demi, gözyaşları akar gözlerine, işte dem kanlı gözyaş demiş akar. Mimma arafu minel hak, hakkı bildikleri için, hakkı bilip tanıdıkları için, inandıkları için o Kur'an ayetleri onlar okunduğu zaman onlar yani gözlerinden yaşlar aktığını görürsün. Yegûlüne şöyle derler. Rabbena, Rabbimiz, âmennâ, biz iman ettik. Fektübnâ, biz yaz. Ma şahidin, şahitlere beraber. Şahitler kim? Müminlerle. O şahit olan müminlerle beraber bizi de yaz. Yani onlar Müslümanların arasına yaz diye Allah'a dua ederler. Bunlar Kur'an'ın ayetlerini can kulağıyla dinlerler diyor. Evet. Ve mâ lenâ, bize ne oluyor da lâ nü'minü billâhi, yine böyle onlar şöyle demeye devam ederler. Biz neden iman etmeyeceğiz? Allah'a iman etmeyeceğiz. Ve ma ca'ene minel hakkı, bizden gelen hakkı, gelen hakka neden iman etmeyeceğiz derler. Ve netma, umuyoruz neyi? En yudhilena, bizi dahil etmesini, girdirmesini Rabbine, Rabbimizin, ma'al kavmi salihin, Allah'ın bizi salih kullar arasına dahil etmesini beklerken, umarken biz neden Rabbimizden geleceğine iman etmiyoruz diye böyle söylerler diyor. Söyleyenler? Bunlar Hristiyanların din adamları, gizli inananları diyelim. Gizli inananlar, sana şey demiyorlar ya. Evet. Onların içinde hani ayet-i kerime diyor ki onlardan gizli inananlar vardı. Müslümanlara sevgi besleyenler böyle demeye devam ediyor. Evet. Fe esâbehumullah, Allah da onları sevaplandırdı, yani karşılığını verdi. Bima galu, dediklerinden dolayı, böyle dediklerinden dolayı da cennetin, cennetlere sevaplandırdı. Cennetlerini verdi. Tecri min tahtil enhar. Öyle cennetler ki altında nehirler akan cennetleri onlara verdi. Halidine fiyat. Orada ebedi kallar. Ve zalik, işte bu. Yani Allah Teala'nın böyle onlara cennetler vermesinin sebebi cezaül muhsinin. Muhsinlerin karşılığı budur. Allah Teala samimi olanlara efendim böylece cennetlerini nasip eder diyelim. Evet. Vellezine keferu. Kafirlere gelince ve kezzebu bir ayet. Allah'ın ayetlerini yalanıdır. Ayetlerimiz yalanıdır. Ülâike, onlar da eshabül cahim. Onlar da cehennemliklerdir. Yani iman edenleri Allah Teala cennete koyacaktır. Kafirler ise cehenneme koyacaktır diyelim. Evet. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Bu ayette çok ilginç. La tuharrimu, haram saymayın. Tayyibatin, temiz şeyler. Öyle ki ma ahallallahu lekum. Allah Teala'nın size helal kıldığı şeyleri haram saymayın. Ve la ta'tedû, Allah'ın sınırlarını da aşmayın. Helal sınırından haram sınırı aşmayın. İşte hani peygamberimiz zamanında sahabelerden bir kısmı işte ben devamlı oruç tutacağım. Öbürü demiş ben sabaha kadar namaz kılacağım. Ben hiç evlenmeyeceğim. İşte böyle ben et yemeyeceğim gibi böyle şeylerde bulunmuş. Bunları peygamberimiz duyunca onları çağırıyor. Diyor ki bak, ben sizin içinizde Allah'tan en korkan benim. Oruçta tutarım, bazen tutarım, bazen tutmam. İşte evlenirim efendim, bazen yemek yerim, bazen yemem. Bazen geceleri ibadet ederim, bazen uyurum. Dolayısıyla gücünüzün yetmeyeceği şeylere Allah'a söz verip de kendinizi zor durumda bırakmayın diye ümmetine söylemiş. Onlar da bundan vazgeçmişler. Evet. İnna Allah, Allah Teala la yuhibbu, sevmez el mu'tedin. Hatta aşanları sevmez. Yani adam bugün sabaha kadar ibadet ediyor. Diyelim ki sabah namazını kılmıyor. Misal bunun gibi. Ha, Allah Teala senden ne istiyor? Gücünün oranında. Ne diyor? Kimse ben gücünden fazlasını istemem. Koyma. Allah Teala sana ne kadar imkan verdiyse o kadar elinden geldiği kadar yapacaksın. Evet. Ve kulu yiyin mimma razakakumullah. Allah'ın verdiği rızıklardan yiyin. Öyle ki halalen tayyib. Helal ve temizini yiyin. Helal ve temizlerinden yiyin. Vettegullah, Allah'tan korkun, Allah'tan sakının. Ellezi o Allah ki entümsüz bihi ona mümini. İnandığınız o Allah'tan sakının efendim diye verdik. Bitti mi? Yok. Evet. La yuahizukumullah, Allah sizi muahazet etmez. Yani sorum tutmaz. Neden?
billahi fi eymanikum. Boş yeminlerinizden dolayı. Bazı insanlar işte ağız arası kanalı böyle vallahi billahi diyen konuşuyorlar. Ama buradaki şey kalbinde eğer bir şey varsa, bir kasıt varsa, kalbinde kastetmediği şeyden dolayı buna yok. Ama kastederekten söylüyorsa o zaman yemini akit oluyor. Evet. O zaman mesul olacak yani. Evet. Ve lakin yuahizukum sizi sorumlu. Mesutlar neden dolayı? Bima agattümül eymani. Yeminlerinizin bağladığı şeyden dolayı. Mesela bir alışveriş yaparken adamı, karşıdaki adamı kandırmak için yalan yere yemin ediyor. Bunlar gibi yani yaptığı yeminlerden dolayı Allah Teala o zaman sorumlu. Ve kefaratu, o zaman onun kefareti yani o yeminin kefareti, yemin yaptınız. Mesela ben şunu yapmayacağım dediniz, şimdi yaptınız. O zaman ne oldu? Buna kefaret gerek yemini bozduğunuz için. Evet. İtgâm-ı aşarate mesakini, 10 fakiri yedirmektir. Yani 10 fakiri yani sabah akşam. Efendim. Min evsatı ortasından ne? Ma tud'imûne ehlikum. Ehlinize yedirdiğinizin ortasından. Efendim. Sizin günlük şeyiniz neyse ortalama geliriniz onlara da onu vereceksiniz. Şimdi insanlar ne yapıyor? Herkes diyelim fitre veriyor. Fitre de zaten en fakirin şeyinden belirlendiği için herkes ondan veriyor. Bak burada ne diyor? Kendi ehlinize yedirdiğinizden mesela diyelim aylık siz 3000 lira ehlinize harcıyorsun. O bir güne 100 lira vereceksin mesela. Hmm. Evet. Ev yahut da kisvetühüm onları giydirmeniz yani 10 fakiri giydirmeniz. Bu şimdi biraz daha pahalı giydirmek. Hmm. Ama Peygamberimiz diyor ki giydirmek değil mi? Takım elbise almak manasında değil. Hmm. Mesela bir elbise veya işte bir başörtüsüyle bile diyor. Hmm. Onları işte memnun edin. Evet. Ev tahriri rakabetin veyahut da bir köle azat etmek. Tabii bu köle ne olacak? Mümin bir köle olacak. Evet. Femenlem yecid kim bulamazsa diyelim bunları yapamazsa, yapacak kuş bulamazsa fesiyamü selaset eyyamü o zaman 3 gün oruç tutacak. Bunları yapamazsa. Ama buradaki şeyler yapamazsa diyor bak. Adam imkanı varsa diyelim yedirecek durumu varsa efendim gidecek durumu varsa ne yapacak? Onları yapacak. Ama adam 3 gün oluşturduğunda bunları yaptım diyemez yani bak. Evet. Zalike bu. İşte bunun kefaretü bir kefarettir. Eymanüküm yeminleriniz ne zaman? İzâ haleftüm. Bozduğunuz zaman. Yemin edip de yemin halef ettiğiniz zaman. Yani halef ettiğiniz ya yani yeminden döndüğünüz zaman bunlar işte Allah Teala'nın size emirleridir. Sırasıyla hangisini yapabiliyorsun onu yapın diyelim. Evet. Ama vehfazu eymanüküm yeminlerinizi koruyun. Yani yemin ettiğiniz zaman da yemininizi koruyun yani. Hemen geliş güzel bozmayın manasında. Evet. Kezalik işte böylece übeyinullah. Allah açıklıyor lekümse ayetlerini leallekum teşkurun. Böylece Allah'a şükredesiniz diye Allah da ayetlerini açıklıyor. Şimdi diyor ki mesela yemini bozmak için yemini bozduğun şey ya öbür şeyden daha hayırlı olacak. Hmm. Efendim, yemin ettin mesela diyelim ben şunu yapmayacağım dedin ama başka bir şey geldi. Onu yaparsan ondan daha hayırlı. Hmm. O zaman yeminini bozacaksın. Ama bozduğun zaman da tabii kefaretini yerine getireceksin. Evet. Sadakallahul azim.